İlginden sonra 3 çekim vermekten 4'e de tarihi bahsettim. Neyse de seni yapayım. 4'te benim olma ihtimalim de var. O zaman geleyim de o zaman halledin. Tamam. Aklımdaki listesini saydım. Evet değerli kardeşlerim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. 7 Haziran'da gerçekleştireceğimiz genel seçim öncesi partimizden milletvekili adayı olmak isteyen kardeşlerimizi siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız aracılığıyla buraya gelen değerli misafirlerimiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de bizden önceki dönemde Yozgat'ta bu partinin bayrağını şerefle, onurla, haysiyetle taşımış, görev yaptığı dönemde partimizin gerek seçimlerde gerekse teşkilat çalışmalarında çok değerli ve önemli başarılar elde etmesinde çok büyük pay sahibi olmuş değerli bir abimiz bugün partimizden milletvekili adayı olma noktasındaki iradesini sizlerle paylaşmak üzere burada. AK Parti olarak geride bıraktığımız dönemde ki 2001 yılında 14 Ağustos'ta kurulmuştuk. Geride bıraktığımız 13 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir tarafında elhamdülillah yatırım ve hizmetlerimiz var. Yozgat'ta bu yatırım ve hizmetlerden fazlasıyla nasibini aldı ve almaya da devam edecek. Yozgat'a bu yatırımların kazandırılması, Yozgat'ın da bu hizmetlerden nasibini alması noktasında değerli bizden önceki il başkanımız Fahri Bey de tıpkı bizim bugün içerisinde bulunduğumuz gayret, çaba gibi geçmişte o da daha fazlasını ortaya koydu. İnşallah bu çabasını milletvekili olarak da devam ettirmek düşüncesiyle bugün aday adaylığını bizlerle paylaşacak. Ben öncelikle aday adaylığının kendisine, ailesine ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bir davadır. AK Parti, millete hizmet etmek davasının vücut bulduğu bir siyasal organizasyondur. Bu organizasyonda geçmişte görev yapmış ve bu görevini milletvekili olarak da devam ettirmek düşüncesinde olan Fahri Bey'i tekrar kutluyorum. Tekrar memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli başkanım, müsaadenizle ayağa kalkmak istiyorum ben müsaadenizin karşısında. Çok değerli il başkanım. Birlikte hizmet etmekten onur duyduğum ilçe başkanlarım, merkez ilçe başkanımız burada, Aktarmadan ilçe başkanımız burada, diğer ilçelerimizden değerli, çok değerli başkanlarımız var. İl genel meclis üyelerimiz burada. Gençlik kurlarımızdan, kadın kurlarımızdan çok değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz var. Velhasıl AK Parti ailesinin çok değerli mensupları burada. Ben öncelikle siz değerli dostlarıma saygılarımı, hürmetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz önce Sayın Başkanımız bahsetti. Bu bir kutlu yol, bu bir hizmet yolu. Belediye meclis üyesi olarak başlamış olduğumuz hizmet yolunda il başkan yardımcısı ve il başkan olarak devam ettik. Harun Başkanımıza da, Sayın çok değerli başkanımıza da birlikte çalışmaktan onur duyduk. Birlikte gayret gösterdik. Bilindiği üzere 2015 genel seçimleri için seçim sardı verilmiş durumda. Bugünlerde aday olan arkadaşlarımız da teşkilatımıza gelerek, genel merkezimize giderek aday adaylığını açıklıyorlar. 2002 tarihinde kurulan AK Parti
kurulduğu andan itibaren kısa bir süre sonra 2004 tarihinde iktidara gelmiş bulunmakta. Kurulurken AK Parti'nin bir sloganı vardı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve sözde milletin, kararda milletin denmişti. İktidara geldi 2004 yılından itibaren günümüze kadar yaklaşık 12 yıllık iktidarı süresince yapmış olduğu hizmetlerle hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını çok net bir şekilde göstermiştir. Ve yine yapmış olduğu hizmetlerle sözün de kararından millette olduğunu göstermiştir. Yapmış olduğu hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Sadece somut olarak TOKİ ile, yolla, göletlerle, barajlarla bunları sınırlamak mümkün değil. Sosyal alanda da, siyasal alanda da çok büyük hizmetler yapmıştır. Devrim niteliğinde hizmetlerini gerçekleştirmiştir. Milletin üzerinde bulunan, bu zamana kadar milletin üzerinde bulunan vesayete son verildiği gibi bundan sonra da milletimiz üzerinde tesis edilmeye çalışılan vesayete son vermiştir. Ve bu noktada sözde millette karardadır. Sözde kararda milletindir. Bunu slogan olmaktan çıkarıp hayata geçirmiştir. Bugünümüz günümüzden çok daha iyi. Yapılan hizmetleri bir dönem 2000'li yıllarda hayal edecek olsak birçoğumuz bunları hayal edemezdik. Türkiye'de bu hizmetler yapılmaz denirdi. Ancak hayalini dahi kuramamış, kurmakta zorlanacağımız hizmetleri AK Parti bugün hayata geçirdi. Dolayısıyla bugünümüz dünümüzden çok çok daha iyi. Ümit ediyoruz ki inşallah AK Parti'nin çok değerli mensuplarının, sizlerin, vekillerimizin, bakanlarımızın, başbakanımızın, değerli cumhurbaşkanımızın gayretleriyle, çalışmasıyla yarınlarımız da inşallah bugünlerimizden çok daha iyi olacaktır. Bu bir hizmet yolu dedik. AK Parti'nin sandık başkanlığından mahalle temsilciliğine kadar, mahalle temsilciliğinden ilçe yönetimi, gençlik kolları, kadın kolları yönetimimiz, il yönetimimiz ve başkanlarımız bu hizmet yolunda, kutlu yolda elinden gelen gayreti, çabayı göstermiş durumdadır, göstermekte devam ediyor. Bu hizmet yolunda vekillikte ayrı bir hizmet yolu. Diğer adaylarımız gibi bizim de AK Parti'nin yapmış olduğu, bundan sonra da yapacak olduğu hizmetlerde bir nebze tuzumuz olsun. Yarın bir gün çocuklarımıza, torunlarımıza o hizmetlerden bahsederken işte bunlar da AK Parti vesilesiyle, AK Parti'nin çok değerli mensuplarının, bizlerin, sizlerin vesilesiyle diye anlatırken inşallah onur duyacağımız hizmetlerimizi, hizmetlerde imzamız olsun düşüncesiyle biz de aynen diğer adaylarımızın olduğu gibi bugünden itibaren, bugüne kadar AK Parti içerisinde onur duyduğumuz, AK Parti içerisinde milletvekili olmak düşüncesiyle bugün itibariyle aday adaylığımı siz değerli dostlarımla, değerli basın mensupla paylaşıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu aday adaylığımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bu zamana kadar bize teşkilat mensubu olarak desteklerini, teveccühlerini esirgemeyen çok değerli bakanımızın, milletvekillerimizin, çok değerli il başkanımızın, ilçe başkanımızın, başkanlarımızın, gençlik kolları, kadın kolları başkanlarımızın ve çok değerli üyelerinin, il genel meclis üyelerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama öncelikle en büyük teşekkürü Yozgatlı hemşehrilerime etmek istiyorum. Çünkü bu zamana kadar bize desteklerini AK Parti olarak hem AK Parti'ye desteklerini esirgemediler, teveccühlerini esirgemediler, hem de bizlere desteklerini, teveccühlerini esirgemediler. Öncelikle Yozgatlı hemşehrilerimize, siz değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Bugünümüzde bu hava şartlarının bozuk olduğu günlerde özellikle ilçeden gelen çok değerli arkadaşlarımız var, başkanlarımız var. Merkezden çok değerli hanım kardeşlerimiz var. Bizim evden çıkılmaz dediğimiz bu hava şartlarında evlerinden çıkarak bu zorlu şartlarda buraya kadar gelerek bizleri onore ettiler. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yine mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Yozgat Barosu'nun çok değerli meslektaşlarımıza, avukat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz değerli dostlarımın inşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğine, duasına talibiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Bu hizmet yolunda hayırlı hizmetlere vesile olacaksa inşallah bu iş olsun diyoruz. İnşallah yine sizlere, Yozgatlı hemşehrimize, hemşehrilerimize, Yozgat'ımıza, ülkemize, milletimize hizmet kervanında biz de varız diyoruz.
aday adaylığımızın hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinize saygı, 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 saygı. AK Parti olarak 12-13 yıllık iktidarımız boyunca elbette çok güzel işler yaptık. Ama daima söylüyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece bir başlangıçtır. Bir binayı yaparken ilk önce su basmanını çıkarsınız. Bizim bugüne kadar yaptığımız su basmanıdır. Ve bu su basmanını çıkarken birer amele gibi beraber çalışmaktan şeref duyduğum değerli başkanıma bundan sonra o su basmanının üzerine gerçekten Türk milletinin, Yozgat insanının hak ettiği güzellikte bir yeni Türkiye'yi birlikte inşa etme yönünde ben de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir teşekkür ederim. Değerli dostlar, aslında en büyük teşekkür unuttum. Aileme teşekkür ediyorum. Şu an kızım yanında, bunları biz çok ihmal ettik. Aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çalışmıyor bu. Şöyle müracaat evrakınızı almış olalım abi. Çalışmıyor bu sen.